Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem ecmain. Sohbetimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Cennetül Bakî kabristanlığını ziyareti, Uhud şehitliğini ziyareti ve Küba mescidini ziyareti hakkında bir bahis olacaktır. Fethül Kadir'den, Hanefi fıkhının bu temel eserlerinde olan Fethül Kadir'in son kısmında hac bahsinin son kısmında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretini bir evvelki sohbetimizde okumuştuk. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Cennetül Bakî'yi ziyareti. Ve üstahabı en yahruca külle yevmin illel Bakî. Bakî mezarlığına, Medine-i Münevvere'de. Oraya her gün gitmek müstahaptır. Ve yezûrel kubûrel letî biha. Orada bulunan kabirleri ziyaretler. Hususen yevmel cumat. Özellikle cuma günü gitmek müstahap oluyor. Ve yübkürü erken davranır. Keyla tefuduhu salatu zuhri malima bil mescid mescidde imamla beraber öğle namazını kaçmamak için fazla eğlenmemek için erken çıkıp sabah namazından hemen sonra çıkıp öğle namazına dönmek lazım. Fakat kâne sallallahu aleyhi ve sellem yezuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kabristanlığı ziyaret ederdi. Fekale li ümmi Kays binti Mehsan Mehsan kızı Ümmü Kays'a şöyle dedi. Tereyne hazil makberete beraber gitmişlerdi. Şu kabirleri görüyor musun? Kultu naam. Evet görüyorum. Kale buyurdu. Yubasun minha sev'une elfen ala suretil kamer leyletel bedir. Ayın 14'ünde ayın parlak olduğu, en parlak olduğu o gecede o geceki halindeki gibi buradan 70 bin kişi ayın parlaklığı gibi bir şekilde yüzleri parladığı halde diriltilecekler. Ve yedukulûnel cennete bigar hesabin hesapsız, sorgusuz, sualsiz olarak cennete girecekler. 70 bin kişi. Mevla Teala bizleri onlardan ayırmasın. Vezente ileyhi kabristanlığa varınca kale şöyle der. Esselamu aleyküm dâre kavmi müminun. Dâre kavmi müminin. Müminler kavminin diyarı da bulunan zatlar. Yani ey kabir ehli, müminler diyarının ehli sizin üzerinize selam olsun. İnna inşallah büküm lahikun. İnşallah biz de size kavuşacağız. Allah mağfir li ehli Bakî el gargat. Bakî gargat kabristanlığın ahalisini affet ya Rabbi. Allah mağfir lena ve lehum. Ya Rabbi bizi de affet, onları da affet. Efendimiz Aleyhisselam'ın ziyaret adabından bu bahsediliyor. Ezzül kuburel meşhurete, orada meşhur bilinen kabirleri ziyaret eder. Kabri Osman ibn Affan radıyallahu anh. Hazreti Osman 3. halife. Onun kabri uzak tarafta kalıyor. Ve Kabril Abbas Efendimiz Aleyhisselam amcası ve fi kubbetihil meşhure. O meşhur bilinen kubbesi altındadır. Demek ki bu türbeler, kabirler hep kubbeli türbelerin altındaydı. Yani tanınsın, bilinsin diye, kaybolmasın diye, tazim edilsin diye. Yani Allah rızası için Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabına hürmet edilsin diye, diğerleriyle karışmasın diye kubbeler altında kabirleri muhafaza ediliyordu. O kubbeleri ne yaptı? Sonra gelen Vehhabi zihniyeti hepsini yıktı. Yerle bir etti. Hiç kimsenin kabrinin ismi de belli değil. Allah'ın kitaplarda mevcut. Vefeya kabrani, o kubbe altında iki kabir var. Minhuma kabrul Abbas radıyallahu anh, Hazreti Abbas'ın kabri. O doğu kısmında kalıyor. Ve kabrul Hasan ibn Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ın kabri. Ve Zeynel Abidin ve Zeynel Abidin kabri. Evveledü Muhammedül Bakır oğlu Muhammed Bakır'ın kabri ve İbnuhu Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın onun oğlu da Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Bunların kabri hepsi tek kubbe altında, tek kabirde oluyorlar. Kabri, bunların kabri tek oluyor. Bir de Abbas radıyallahu anh'ın kabri oluyor. İki kabir. O kubben altında iki tane kabir görünüyor. Birinde sayılan Hazreti Efendimiz'in oğlu Hazreti Hüseyin, onun oğlu Muhammed Bakır, onun oğlu Cafer-i Sadık. 3 kişi. Bir de Zeynel abinin 4 kişi. Diğerinde de Hazreti Abbas'ın kabri var. Ve inde Babil Bakî an yesaril hariç. Bakî kabristanlığı çıkışında sol tarafta kabrı Safiyyete Ümmü Zübeyr. Ammetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halası olan Zübeyr ibn Avvam'ın annesi Safiye validemiz orada yatıyor. Ve fî kabrı Fatımete Bintü Esed. Ümmü Ali radıyallahu anh. Hazreti Efendimiz'in annesi Ümmü Esed kızı Fatıma orada yatıyormuş. Ve yusalli fi mescidi Fatıma'ta binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Bil Baki. Baki de Fatıma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı, mübarek kızı Fatıma validemizin mescidi varmış. Bak kitap onu diyor. Ve o el marufu beytil ahzan. Beyti ahzan diye biliniyor orası. Şimdi nerede öyle şeyler? Hepsi yıkılmış. Bir rivayete göre Hazreti Fatıma'nın kabri odadır. Başka bir rivayete göre Mescid-i Nebevi'nin namaz, imamın namaz kıldığı yerin önünde bir sanduka içindedir. Bu bir zayıf rivayettir. Başka bir rivayete göre de kendi evindedir. Ve bir Baki kubbetün Baki kabristanında Cennet-i Baki'de bir kubbe var. Yukarı inne fiyaha kabre Akil ibn Ebi Talib ve ibn Akihi Abdullah ibn Cafer ibn Ebi Talib. Ebu Talib'in oğlu Cafer'in oğlu Abdullah ve Ebu Talib'in oğlu Akil'in kabirleri varmış o kubbe altında. Başka bir rivayete göre de Akil'in kabri kendi evindedir. Ve fiha inne fiha kuburan men tufine min ezvacı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlarından o bölgede yani Medine-i Münevvere'de vefat edip de defnedilenler o kubbenin altına defnedilmiş. Yani o Akil'in bulunduğu kubbenin altına. Orada yıkılmış diyor orası. Oraya ilk bölge bir havuz gibi bir bölgedir. Oraya defnedilmiş. Ve fi kabr İbrahim İbni Seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu İbrahim. Onun da bu kabri orada. O medfunun ila cembi Osman ibn Maz'un. Osman ibn Maz'un'un yanında defnedilmiş. Osman ibn Maz'un'un diğer yanında da Abdurrahman ibn Avf ve Rıdvan ibn İsmail. Abdurrahman ibn Avf defnedilmiş. Osman ibn Avf, Osman ibn Maz'un ilk olarak Hicretten 30 ay sonra Şaban ayında Cennet-i Baki'ye defnedilen zat oluyor. Osman bin Mazun. Demek ki Cennet-i Baki'yi ziyaret müstehaptır. Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği güzel bir adettir. Ve yeti uhuden yemel hamis bekiren kevlate futuhu cemaatü zuhri bil mescid. Demek ki Uhud'a da erken gitmek lazım ki öğle namazında cemaat kaçırmayalım. Cumartesi günü Uhud'a gelir diyor. Ve zuhru kubure şöyde Uhud şehitlerinin kabrine zerreder. Ve ebde bi kabri Hamzete ammin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası olan Hazreti Hamza'nın kabrinden başlar. Ve zuhru daha sonra ziyaret bittikten sonra ve zuhru cebeli Uhud nefsi Uhud dağının kendisine bizzat gider. Hep şu anda bir engel var. Sonra hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uhud'un cebelün yuhibbuna ve nuhibbu. Uhud bir dağdır. Bizi sever. Biz de onu severiz. Yani İbni Ömer radıyallahu anhuma İbni Ömer'den rivayetli. Mer Resulü sallallahu aleyhi ve Mus'ab İbni Ömer radıyallahu anhuma Mus'ab İbni Ömer radıyallahu anhuma kabrine uğradı. Ve kafa aleyhi onun önünde durdu. Ve kaybırdı. Eşhedü enneküm ahyâun. Şahitlik ederim ki sizler dirisiniz indi Allah'ın indi. Özür onların demek ki şehit olduğu için şehitler ölmez. Allah'ın indi diridirler. Şöyle buyurdu. Fezuruhum bunları ziyaret edin. Ve sellimu aleyhim bunlara selam verin. Vellezi nefsi biyedihi nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki la yusellimu aleyhim ahadun onlara hiçbir kimse selam vermez. İlla selam verirse raddu aleyhisselame ona selamı iade ederler. İlâ yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar selamlarınızı alırlar. Ya işte o ziyaretlere mani olan o zihniyeti Allah ıslah etsin. Onlara da bu kemalattan, feyizden, bereketten hisse nasip etsin diye. Kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Mahrum olmaksını istemeyiz. Üstahap en yetiye mescide Kuba, yemez septi. Cumartesi günü de Kuba mescidine gitmesi müstahaptır. İktidaen bihi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak üzere. Kâne yetihi fî küllü septin rakiben ve maşin. Bazen yürek, bazen binek olarak her cumartesi günü Kuba Mescidi'ne gelirdi. Bu hadisler mutfakına rektir. Kuba Mescidi İslam'da ilk bina edilen mescittir. Ona ilk taşı Efendimiz Aleyhisselam koydu. Sonra Ebu Bekir Sıddık Hazretleri, sonra Hazreti Osman o taşı yerleştirdi.
Oraya giderken ve yenvi ziyaretehu es-salate fi. O mescidi ziyareti ve orada namaz kılmayı icabında kuşluk namazını kılmayı gider. Ki de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi ki en-salate fihi ki umretin. Orada namaz kılmak, iki rekat namaz kılmak umre gibidir. Kuba mescidinde. Ve ki fi Kuba bi're erisin. Elleti tefele fiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fiha sakata hatemuhu sallallahu aleyhi ve sellem min Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman'ın zamanında hilafet mührü, Efendimiz Aleyhisselam mührünün düştüğü kuyu, eris kuyusu oraya gelir diyor. Orada abdest alır diyor. Oradan içer diyor. Mescidi sonra namaz kılından sonra ayrılır tabii ki. Mescidi Fetih var. Hendek bölgesinde oraya gider. Orada iki rekat namaz kılar. Dua eder. Zira Efendimiz Aleyhisselam orada üç gün dua etti. Düşmana ve düşman ne oldu? Bozuldu, dağıldı. Hendek savaşı Müslüman kazandı. Çarşamba günü başladı dua Efendimiz Aleyhisselam. O gün olması daha müstahaptır. El mesacidü leti hunake minha mescidün yukalü lehu mescidü beni zufer. Zufur. Efi Hacer'in mescidi beni zufur. Beni zufur mescidi var orada. Orada bir taş varmış. Orada Efendimiz Aleyhisselam oturmuş. Orada dinlemiş, istiratmış. Tabii şimdi şu anda yok öyle bir şey. Zaten öyle bir şey yapsan zaten seni orada hemen müşrik diye damgalarlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın adımlarını izlemek, onun hatırasını canlandırmak bazılarına göre şirk oluyor. Neuzübillah. Maalesef o kalın kafalı insanlara Cenab-ı Hak anlayış versin. Yukalu enne cemiyel mesacid vel meşahid el müfaddaleti elleti bil Medine. Medine-i Münevvere'de bulunan kıymetli yerler ve mescitler selasune 30 tanedir. Yarifu ehlül Medine. Medine ehli onları bilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın su içtiği bazı kuyular var. Bunlar da 7 tanedir diyor. Biza bu dağ kuyusu da bunlardandır diyor. Bu ziyaret yerleri biliyorsunuz bilenle olması lazım. İşi bilenler de olursa kolay olur. Oranın kıymetini, değerini, kıssasını anlatanlar da olursa daha tesirli olur. Medine-i Münevvere ziyaretten sonra geri dönecek. Geri döneceği zaman Mescid-i Nebevi'ye gidip iki rekat namaz kılıp Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret ederek metalaşması müstehaptır. Şöyle der. Gayre müvedda'in, yani veda tamamen kesin şekilde veda etmeyip sanki müsaade olarak ya Resulallah ve es'elüke inşallah teala en yeruddehu ila haremihi ve haremini bihi ve afiyetim. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a tekrar dönmek, onun huzuruna gelmek, harem-i şerefe ve Efendimiz'in ravzasına tekrar gelmek niyetiyle ondan müsaade olarak ayrılır. Ayrılırken ve eşteyde fi hurucu dem'i, yani gözyaşı dökmeye gayret etsin diyor. Benim min emaratı kabul bu, çünkü kabul alametidir. Ve yenbeği en yetisattaka bir şeyin ala cirani nevi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yaşayan insanlara oradaki fakir fukara ediyor. Biraz tasadduk etmek de müstahaptır. Sonra tebakiyen ağladığı halde, mütehasren üzüldüğü halde ala frakın hadreti şerif ennebeviyeti Efendimiz Aleyhisselam'a yakın olmaktan ayrıldığı için kurb-ı mine ona yakın olup onunla beraber bulunmaktan ayrıldığı için üzülerek, üzüntülü şekilde ayrılır. Dönerken geçtiği mekanlarda, yüksek mekanlarda geçerken tekbir alması müstahaptır diyor. Aibune, taibun, abidune, sacidun. Yani dönüyoruz, tevbe edeceğiz, ibadet edeceğiz, secde edeceğiz. Rabbine, Rabbimize secde ediyoruz. Amidune, Rabbimize hamd ediyoruz. Sadakallahu vaade, Allah-u Teala vaadeni doğruladı. Sıra abide kuluna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yardım etti. Ve hezzemel ahzabe vahde. Tek başına Cenab-ı Hak bütün orduları, düşmanları yendi. Ama bizim millet, hacılarımız gelirken güle oynaya geliyor. Hacı olmuş sanki. Hacı mı olmuş acaba, acı mı olmuş? Uçak ineceği zaman şeye ne yapıyorlar? Uçak piste indiği zaman alkış tufanı kopuyor. Salavat okuyacağına, şükredeceğine alkış çekiyor bizim hacılar. İşte bu ibareler onlara okunmazsa, başındaki görevliler takva sahibi olmazsa ne olur işte? İnsanlar haccı bir turizm gibi yapmış olurlar. Evine döndüğü zaman önce mescide uğrar. Mümkünse orada iki rekat namaz kılar. Sonra evine gelir. Evinde de iki rekat namaz kılar. Allah'a hamd eder, şükreder.
yani bu nimeti, bu ibadeti tamamlamaya muvaffak olduğu için Allah-u Teala'ya hamd eder, şükreder. Böylece ailesine kavuşur. Cenab-ı Hak inşallah en güzel şekilde bu ibadetleri tamamlayıp tekrar tekrar gidip gelmeye bizi muvaffak edesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.